Gündem yoğun ama ekonomik gelişmelerle başlayacağız. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükselmesini de içeren torba yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğu bilgisi aldı. Tabii değişik bilgiler de var ama sen şimdi konuksun. Ben senin olduğun yerde bu detayları aktarmayayım. Deniz sen aktar bunları. Memur maaşlarına yapılan hem detayları dinleyelim hem de memur maaşlarına yapılan bu artışlar beklentileri karşıladı mı? Ankara'da nasıl yankılandı? Emeklilerin durumu çok merak ediliyor ve tartışılıyor. Ne diyeceksin? Tabii memurlar %17,55 artı seyyanen yani istisnasız bütün memurlara 8077 lira yani %17,55'lik enflasyon farkının yanında 8077 liralıkta bir zam alarak en düşük memur zamı senin de ifade ettiğin gibi 22.017 lira olarak belirlendi. Tabi meslek yaşına göre de bunun daha yükseğe doğru çıktığını zaten hesaplamalarıyla da gün boyunca hem TV100'de hem diğer kanallarda verildi. Deprem bölgesine de finansman sağlamak amacıyla da biliyorsun bu yıl çünkü bir şekilde ekonomiyi de dengelemeniz gerekiyor. Bu yıla mahsus motorlu taşıtlar vergisi de yine iki katına çıkarıldı. Biz memurlarla ilgili olan kısımdan başlayalım sevgili Cansu. Tabii bir şekilde enflasyonla mücadele edilmeye çalışılırken eldeki en hızlı çözüm yolu maaşların artırılması enflasyon çerçevesinde. Tabii eğer enflasyon kontrol altına alınmazsa ve alım gücüyle ilgili problemler ortadan kalkmazsa belli bir zamandan sonra bir ay, iki ay, üç ay geçtikten sonra ki 6 ay da bir hesaplanıp ona göre düzenleme yapılıyor biliyorsun. O 2-3 aylık süre zarfında eğer enflasyonda pozitif yönde bir gelişme olmadığı takdirde verilen zamlarda ne kadar iyi niyetli, ne kadar elinden gelenin son raddesinde de zamlar yapılsa eriyip gidiyor. Para pul oluyor deyim yerindeyse. Dolayısıyla aslında memurlara yapılan zam genel çerçevede yapılma miktarı ve gelinen nokta açısından pozitif karşılandı diyebiliriz. Ancak bunun tabii pozitif bir yansıması olup olmayacağı ve ne kadar sürdürülebilir olup olmayacağı bu süre zarfında hani o Türkiye'nin kırılgan ekonomiden daha stabil, daha istikrarlı bir hale kavuşup fiyat istikrarının sağlanması ve piyasanın dengelenmesiyle bu maaşların bir anlam ifade edip etmeyeceği, bu zamların bir anlam ifade etmeyeceği de ortaya çıkmış olacak. Memurlara yapılan zamdan ziyade özellikle emekliler noktasında bir itiraz ve şikayet var. Tabii cuma günü konu torba yasayla beraber biliyorsun meclise gelecek. Neden yasa komisyonda yer almadı diye bir eleştiri hafta, dillendiriliyor ama bu konuyla ilgili şöyle ki dinliyorum. Bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Gerçi Hamza Dağ'ın da bir açıklaması oldu. Dedi ki teklifte emeklilerin olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor diye. Sende hangi bilgiler var bu konuyla ilgili Deniz? Şöyle ki tabii şimdi burada aslında memurlar noktasında dengelemeye götüren ve insanlarda memnun tabii daha fazla olmasını gönül arzu eder. Ama bir memnuniyet noktasına yakın olmuş olmasındaki en önemli ayrıntı 8077 liralık seyyanen yapılan bütün memurlara zam. Şimdi benzer bir durumun emeklilerde de olması açıkçası emeklilerin beklentisindeydi. Çünkü işte bir müdür yardımcısı emekli şimdi yazmışlar o yüzden paylaşayım ben de sosyal medyadan. İşte 9,5 lira emekli maaşı alıyor. İşte 8,5 lira alan var. Sadece emeklilerin beklentisi en azından bir refah payı olarak özetleniyor. Yani prim, iyileştirme şeklinde. 6 aylık enflasyon baz alınarak biliyorsun emeklilerin de ücretleri belli oldu. Tabii torba yasada bir düzeltme yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Henüz bitmiş değil süreç. Emeklilerin özellikle Türkiye'de herhalde 12-13 milyon civarında emekli var. Şimdi biz aylarca buradan destek de verdik. Bir beklenti de vardı. Özellikle erken yaşta emeklilikle ilgili. Tabii aslında iktidarın çok böyle olumlu baktığı bir konu değildi EYT. Aslında birçok insanın da çok olumlu baktığı bir durum değildi. Ama bir yandan muhalefetin baskısı, bir yandan kamuoyu baskısı. Şimdi artık o süreci tekrar o faslı açmaya gerek yok ama gerçekten dünyanın en erken belki de emeklilerine sahip ülke oluverdik bir anda. Hani bunun getirileri kadar
elbette Türkiye'nin sırtına ciddi yükler de bindirdiği aşikardır sevgili Cansu. Çok cız bir alandı deyim yerindeyse EYT meselesi. O yüzden buna karşı olanlar bile çıkıp televizyondan niye karşı olduklarını anlatma cesaretinde bulunamadı. Yani bunu iktidarıyla, muhalefetiyle, gazetecisiyle bir öz eleştirdi aslında bu konuyla ilgili yapmak lazım. Ama sonuçta çıktı. Çok erken yaşlı insanlar bu ülkede emekli oldu. Bir de gerçekten yıllar boyunca işte ülkenin kamu hepimize hizmet etmiş bir sürü emekli insanımız var. Ve bu vatandaşımız özellikle belli yaş gruplarından sonra ek bir iş yapabilecek durumda olmuyor zaten yaş itibariyle. Dolayısıyla onlarda da bir yandan memurlara, işte polislere, burada her hafta konuşuyoruz. İşte diğer kamu görevlilerine, askerlere bir şekilde yapılan düzeltmeden Türkiye'deki bu 12-13 milyon emeklinin de faydalanmak istemesi ve emekli aylıklarının onların hayatlarını daha rahat idame edebilecekleri şekilde düzenlenmesini istemeleri gayet doğal bir istek. Bununla ilgili de Sayın Dağ'ın az önce senin de ifade ettiğin açıklaması bir umut yarattı. Onun yarısına Cuma gününü izleyeceğiz. Tabi zaman zaman böyle düzeltmelerin kısa sürede yapıldığını biz gördük. Açıkçası Türkiye'deki emeklilerin de beklentisi yapılmış o enflasyon düzenlemesinin yanı sıra bir prim, bir iyileştirme, seyyanen yapılmış bir üzerine eklenmiş bir pay. Dolayısıyla memur evet ama emekli kısmının çok beklentisinin yerine geldiğini söylememiz çok mümkün olmaz. Şimdilik durum bu. Ama tekrar şunun altını çizmek lazım. Süreç henüz tamamlanmış değil. Ben açıkçası emekliler noktasında da bu beklentinin belki tamamının değil ama bir kısmının karşılanabilmesi için bir adım atılabileceği noktasında fikir teatrisinde bulunuluyor. Bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Tabii bu da bir devlet ekonomisi. Ülke gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Birçok ülkede olduğu gibi birçok dış bizden bağımsız etkenler yüzünden zor denklemler içerisinde Türkiye'de pek çok ülkede olduğu gibi. Ama buna rağmen emeklisini de ben unutmaması gerektiği kanaatindeyim. Ellerinden muhakkak geleni yapmışlardır ama emeklinin bir iyileştirme, bir düzenleme beklentisi var sevgili Cansu. Pekala Deniz. Şimdi Ankara'dan geleceğim. Bir başka uzak diyara Şaban Sevinç'e gireceğim. Sonra stüdyoya döneriz. Sizin eklemek istedikleriniz olursa siz Ankara'dan böyle uzaktan katılırsınız. Yani Şaban Bey'le birlikte. Tabii bu çerçevede enflasyon oranları da açıklandı. Bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Şaban Bey, bir de tabii torba yasa teklifi de ilgili maddeyle ilgili değerlendirmeleri yaparken bir de sürpriz var. Vergi zamlarıyla ilgili olarak bunu da eklerseniz sevinirim. Genel olarak zam beklentileri sizce karşıladı mı? Enflasyona etkisi ne olur ve emeklilerle ilgili durumu da değerlendirebilirseniz harika olur. Buyurun. Çok teşekkür ederim Cansu Hanım. Tekrar iyi geceler diyorum izleyicilere. Şimdi memur maaşlarından başlayayım. Yani hakikaten çok yüksek bir zam oranı yaptılar. İyi oldu yani, yüksek bir zam yaptılar. İşte enflasyon oranında artış %19 galiba değil mi? Ve 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin liranın üzerine çıkardı hükümet. Bu %86 oranında bir zam demek bu arada. Evet, %86 oranında zam demek. Çok iyi rakam şeyi söylemen oranı. Hatta kümülatifi %121'i buluyormuş. Yani Ocak zammıyla birlikte bu yıl içinde yapılan memurlara yapılan zam %121 oluyormuş galiba. Evet. Şimdi peki enflasyon oranı ne? TÜİK ne açıkladı? %38.21 açıkladı. Evet. Yani hani büyük bir çelişki var ama memurların lehine bir çelişki var burada. Yani onu hani belirtelim. Evet. Şimdi çünkü mesela bakın, memur ve emeklilerin zam oranlarını etkileyen 6 aylık enflasyon oranı %19.77. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %67.22 ile lokanta ve oteller olarak da belirtilmiş yani. Evet. Şimdi bir defa enflasyon rakamları, bugün Mustafa Sönmez ekonomist bir tweet atmış. Diyor ki TÜİK metreküpü işte 570 kuruş olan doğalgazı Mayıs'ta %100, Haziran'da %99.9 düşmüş göstererek, ucuzlamış göstererek TÜFE'nin hesaplamasında 4 puan ağırlığı olan doğalgaz üstünden enflasyonu 1 puan eksik gösterdi. Aylık diyor, yani bu Haziran ayının enflasyonu dolayısıyla TÜİK'in belirttiği gibi 3.9 değil 4.9 olacaktı diye buradan bir eleştiri yapmış.
şeyin Mahfi Eğilmez'in bir önemli şeyi var, eleştirisi var. Diyor ki enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa ilk adım olarak enflasyonun gerçek oranı hesaplanmalıdır. Boyutu bilinmeyen bir hastalık sadece teşhisle tedavi edilemez. Tedavide doğru ilaç ve doğru doz için hastalığın boyutunu bilmek gerekir demiş. Şimdi çok doğru iki tane şey, iki tespit var, iki önemli ekonomistten. Şimdi bir de şunu söylemek isterim. Yine TÜİK'in bu işte enflasyon paketindeki hani kalemlerde son bir yıl içinde, son 12 ay içinde hangi ürünlerin şeyi artış oranı ne kadar oldu diye bir hesaplaması var biliyorsunuz. Evet. Orada diyor ki TÜİK, kiralarda diyor %76'lık artış oldu son bir yılda. Dikkatinizi çekelim, %76 kira artış oranı yıllık. Peki geçen yıl hükümet bir kanun çıkarmıştı biliyorsunuz. Kira artış oranını %25'te sınırlamıştı. Bunu sürekli konuştuk ya, yani kimse dinlemiyor, uzlaşmaya gidiliyor. Hani %100 zamda, %50'de, %75'de yapsam kârdır diye görüyor artık kiracı ev sahibiyle uzlaşmak için. Herhalde bu konuştuklarımızı da göstermiş oldu rakamlarla. Evet, çarpıcı bir şey tespit yaptınız daha sonra. Bir de şey, yani hem bunu gösteriyor hem de şunu gösteriyor bence daha önemlisi. Demek ki hükümet aldığı kararlarla piyasayı düzenleme yeteneğini kaybetmiş. Ya bunu söyleyebiliriz. Çünkü %25'i aşmayacak kiralar, kira artışı diye bir kanun çıkarıyor iktidar. Ama bu kanuna kimse uymuyor. Bu kanunda belirtilen oranın tam 3 misli bir kira artış oranı yaşanmış Türkiye'de. Demek ki buradan hareketle diyebiliriz ki hükümet piyasayı düzenleme yeteneğini maalesef kaybetmiş gibi bir görüntü var. Şimdi Mahfi Eğilmez'in eleştirisi çok önemli. Enflasyonla mücadele edebilmek için hani gerçeğini bilmek lazım diyor. Yani hastalığın ne olduğunu teşhis etmeden tedavi edemezsin den hareket ederek bunu söylüyor. Çok doğru tespit. Nitekim hükümet bugün işte hani memura gerçekten çok yüksek bir oranda zam verdi. İyi oldu. Ama ne olacak? Yani bu zamla memur ne kadar devam edebilecek? Şöyle oldu. Memur daha bu zamlı maaşının ne kadar olduğunu öğrenemeden patır 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 bütün şeye, motorlu taşıtlar vergisinden işte şeye kadar ÖTV'ye kadar bütün kalemlere şey geldi. Zam yaptı hükümet. Yani yeni vergiler koydu. Dolayısıyla memurlara yüksek zam mı verebilmek için bütün millete yeni vergiler yükledi hükümet.